Arkadaşlar, herkese merhaba. Şu an pazara doğru gidiyoruz. Pazarı dolaşacağız. Lviv'in pazarı. Şöyle dükkanlar falan göstereyim size. Bugün de yağmur başladı burada maalesef. Şöyle ceviz falan satan bir yer var mı diye bakacağım. Buralarda genelde şu yöresel kıyafetler, bakın şunlar. Karşıdakiler. Fiyatları da görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar 160-200 grivni diye yazıyorlar. Yani 27, bugün 27-20 falan grivin. 27 grivin 1 dolar. Genelde soğuk olduğu için bere satan çok. Bir de bayanlara çanta falan çok satan. Kakostra neydi? Çocuk malzemeleri. Burada arkadaşlar maaşlar ortalama 3000 grivni ile 6000 grivni arası değişiyor. Hele bir kafede, restoranda çalışıyorsanız 3000 grivni, yani 110 dolar falan kazanıyorlar. Eğer normal bir firmada falan çalışıyorsanız 5000, 6000 grivni falan kazanabiliyorsunuz. Ortalama çalışma saatleri de 8 ile 12 saat arası. Arkadaş, bunlarda da küçük küçük marketler falan var. Bir de şöyle bir şey fark ettim burada. Süpermarketler yani daha pahalı gibi yani. Pazar tabii ki daha ucuz. Süpermarkette ne alırsanız alın, pilav, makarna fark etmiyor yani, içki falan. Küçük marketler daha ucuz gibi yani. Evet, cevizin kilosu 15 grivni. Evet, 100 gram. 100 gram. Kaç grivni? 2 kilo böyle arkadaşlar işte. Arkadaşlar 2 kilo ceviz aldım şimdi. Pazardan çıkıyoruz. Vallahi gariban buralar diyoruz ama X5'ler de etraflarda geziyorlar. Parası olan da tam var. Olmayan da tam yok arkadaşlar. Para burada maalesef. Bir eşitsizlik var. Bir dengesizlik var. Şu anda burada asgari ücret 3200 falan oldu. Bir ay önce falan oldu herhalde. Önceden 1900-1800 falandı. Yani bu söylediğim rakamları 27-28'e böl. Öyle çıkacak dolar olarak. Görebilirsiniz. İşte yol kenarlarında falan da satıcılar falan var. Her şey satıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, fiyatlar burada pahalandı. Pahalanmış yani. Ben önce de gelmiştim buraya. Önceden, daha önce geldiğimden beri bayağı her şeyin fiyatı değişmiş burada. Örnek veriyorum, diskoya giriş. Burada bir tane disko var. Diskoya giriş 3 dolar. Başka bir tanesi vardı. O da 3 dolar falandı. Şu an 8 dolar yapmışlar. Ondan sonra bir tane daha kaliteli vardı. Fashion Club diye. Oraya örnek görüyorum. Yani tipine göre birazcık bakıyorlar. Girişte senden 1000 grivin istiyorlar. Yani 40 dolar falan. Yani içeriye girip bu parayı yiyeceksin diyorlar. Yani 1000 grivni alıyorlar. 1000 grivnilik sana işte masa veriyor. İşte masaya oturtuyorlar. İşte ya iç, ya ye. Nargile iç, istediğini yapabilirsin ama önce 1000 grivin istiyorlar.
Önceden istemiyorlardı böyle bir şey. Yani burada da turistler geldikçe bir de her şeyin fiyatına zam gelmiş. Burada elektriğe, doğalgaza, onun için asgari ücrete zam geldi. Yani ya zam gelmiş. Burada ortalama askerler, polisler falan 200 dolar civarında maaş alıyorlar. Öğretmenler de önceden biliyorduk 40-50 dolar falan alıyor diyorlardı ama şu anda 40-50 dolar alan birisi kalmadı. Herkes 150 dolar, 200 dolar arası alıyorlar yani garsonlar falan hariç. İşte asgari ücreti söylemiştim 3000-3200 falan. Yani en az alanlar onlar. Şimdi şöyle battaniye falan satan yerler var. Bu videoyu da arkadaşlar böyle bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanalı beğenip like atmayı unutmayın. Beni takip etmeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.